Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Videomuz içeriği hakkında bilgiler vermeden önce tamamen ücretsiz olan kanalımıza abone olma ve bildirim zilini açma işlemlerini gerçekleştirmeyi unutmayın lütfen. Devamlı olarak büyüyen ailemiz için artık daha fazla yavru almak amacıyla ilk kuluçka döneminden olan iki tane erkek yavrumuzu, 6 aylıktı bu yavrular şu an, iki farklı dişi kuşla aldığım üretim kafesinin üst ve hemen onun bir altındaki kısmında eşlemeye çalıştım. Şu an için herhangi bir geçim sorunları yok. Biraz daha geri gelerek şöyle göstereyim. Şu an ekranın sağında gördüğünüz büyük kafeste hepsi bir arada duruyorlardı. Bu kuşların birbirleriyle olan iletişimleri, yaklaşımları ve anlaşmalarına bakarak bu şekilde ayırdım. Üst bölmede yakınlaştırayım biraz. Görmüş olduğunuz bıcırık dişi muhabbet kuşu. Şu an burada gördüğünüzde Aragorn, bu ilk kuluçkamızdan erkek muhabbet kuşumuz. Şu an yaklaşık 6 aylık. Alt bölmeye geçiyoruz. Burada kalamar kemiğinin üstünde duran Gimli, o da 6 aylık. Üstteki erkek kuş da kardeşler. Burada görmüş olduğunuz ise Menekşe, dişi bir muhabbet kuşu. Tam net yaşını bilmiyorum. Bir arkadaşımdan almıştım. Çok fazla ilgilenemediği için bana vermişti. Tahminime göre en az 2,5-3 yaşında var bu dişi muhabbet kuşu. Üretim kafesi aldım. 4 katlı. Yuvalıklarını taktım. Yuvalıkların içinde folluklar var. Büyük suluk ve bir tane yemlik koydum. Şu an için akıllı yemlik kullanmayı tercih etmedim. 1 metrelik almış olduğum 1.2 santim çapındaki bu tahta çubuklardan kafesin eline ve boyuna ölçülerini alıp bu şekilde tünek yaptım. Hem burada hem alttaki kafeste yumurta mamasını havuç rendeledim. Şöyle gösterebilirsem, kafesin şu kısmı bu ön tarafında, yine arkadaki bu kısım, sonra yandaki şu kısım ve bu yandaki şu kısmı her kat için asitatlı kağıt alıp tellerin arasında geçirerek odanın içine daha az yem kabuğu, mama ya da tüy dökülmesini engellemeyi amaçladım. Şu an ikinci, üçüncü gününde üretim kafesinde bu kuşların bulunması. Şu şekilde iple bu en üstteki kızağı sabitledim. Biraz kolay çıkıyordu. Kolay çıkmasını fırsat bilen buradaki Menekşe ve Gimli, şöyle biraz daha yaklaştırarak göstereyim. Şurada elimle gösterebilirsem, bu kafesin tavanından şuraya gagasını sokup hem Gimli hem de Menekşe, ayrı ayrı tabii, aynı anda değil, bu görmüş olduğunuz yem kızağını şu an bize doğru alttan böyle gagalarıyla ittire ittire üst bölmedeki kuşlarla aralarında sadece tel kalacak şekilde birbirlerini görmeye çalışıyorlardı. Yani çok büyük sorun olur muydu bilmiyorum ama kafesi kurup ertesi gün işe gittim. İşten ilk geldiğimde
bayağı yerinden çıkacak, hatta düşecek kadar bu kıza açmışlar. Alttaki kuşlarla üstteki kuşlar da telde buluşmuşlar. Birbirlerini görmelerini istemiyorum çünkü kendilerine daha çok alışmaları ve uyum sağlamalarını istiyorum. Sürekli alttaki diğer kuşları gördükleri zaman onlar olan ilgileri artacak. Kendi kafeslerindeki karşı cinslerine karşı olan ilgileri azalabilir diye düşündüm. Yemliklerini ve suluklarını yine her gün temizliyorum. Kalamar kemiği, mineral blok, aynı zamanda gaga taşı diye geçen taş var. Kızakların temizliğinin kolay olması amacıyla bu şekilde yağlı kağıt koydum ama bunları da sürekli kemirerek parçalıyorlar. Şöyle yakından göstereyim. Muhtemelen ilk kızak temizliğinde bu yağlı kağıtların yerine yine temizlemesi kolay olan ve gagalarıyla kopartamayacaklar asfaltlı kağıt kullanmayı düşünüyorum. Evde bulunduğum esnada yaptığım gözlemler neticesinde henüz ne dişi ne erkek kuşlar yuvalara girmedi. Muhtemelen önce kafese, sonra birbirlerine biraz daha alıştıktan sonra kızışmalarının da etkisiyle birbirlerine kur yapacaklar ve yuvanın bulunduğunu anladıktan sonra çiftleşme işlemi gerçekleşecek diye düşünüyorum. Üretim kafesini 300 liraya aldım. 4 katlı. Sulukları, yemlikleri, yuvalıkları ve sinekleri, kalamar kemiklerini, maliyetlerini şu an hesaplamadım. Yani yemliklerin tanesi 7,5 lira. Aynı şekilde suluklarda 7,5 lira, 10 lira. Değişiyor fiyatları. Kalamar kemiklerini 20 liradan aldım. Şöyle şu açıdan gösterebilirsem biraz büyük bu kalamar kemikleri. Onun haricinde şu an için üretim kafesiyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Odada da tabii biraz değişiklik yapmak gerekti. Şöyle göstereyim. Burada tekli bir koltuk vardı. Onu aldım. Şu şekilde sehpa ya da etajer olarak geçen mutfaktaki bir eşyayı buraya getirdim ki üretim kafası için biraz daha yer açabileyim. Kuşların çiftleşmesi ya da birbirleriyle uyumları hakkında önümüzdeki videolarda sizlere tekrar bilgi aktaracağım. Şimdi şu kafes hakkında kısa bir bilgi vereyim. Şu an solda görmüş olduğunuz Legolas, üretim kafesindeki erkek kuşların kardeşi. Bu da erkek. Bize yakın olan kuş ikinci kuluçkadan. Ona bir isim verdiğimi şu an hatırlayamadım. Hemen arkasında görmüş olduğunuzda üçüncü kuluçkadan elinde son kalan erkek muhabbet kuşu. Şu an için bunlar arasında bir geçimsizlik yok. Buraya gelirsek de az önce sağda önde olan erkek muhabbet kuşu, ikinci kuluçkanın kardeşi bu kuşlarda. Bunlar dişi. Hem birbirleriyle hem de şu kafes içindeki diğer kuşlarla biraz anlaşmazlık yaşıyorlardı, huysuzluk yaşıyorlardı. Tüy döneminden yeni yeni çıkıyorlar. Belki de bunun etkisi vardı, bilmiyorum. Yani yanlarına çok fazla kuş yaklaşmasına müsaade etmiyorlar. Yaklaşan kuş olduğunda da hafif gaga atıyorlardı ve geceleri birkaç kez beni uyandırmışlıkları bile oldu. Birkaç gün daha böyle ayrı kaldıktan sonra sanırım tekrar bu kafese alabilirim. Son olarak anne ve babamızın olduğu kafesi göstereyim. Şu an ikisi de yuvalıktalar. Dördüncü ağız 6 yumurta yumurtlamıştı Dino. Bunlardan 4 tanesi yumurtadan çıktı. Bu sefer hiç rahatsız etmedim. Yumurta kontrolü yapmadım.
Muhtemelen yarın 5. yumurta ve ondan da 2 gün sonra son yumurtamızdan da yavru çıkımı gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Bu yavrular yeme düşmeden bir hafta öncesinde muhtemelen artık anne ve babamızın dinlenmesi için yüksek ihtimalle Figo'yu, yani erkek muhabbet kuşumuzu ayırmayı düşünüyorum. Zayıfladılar. Haziran ayından bu yana 4 kuluçka dönemi geçirdiler. Şu an 4. kuluçkadayız. 1,5-2 ay anne ve babayı dinlendirdikten sonra o anki duruma göre tekrar ikisini aynı kafese koyabilirim ya da ikisini de farklı eşler alabilirim ya da diğer kuşlarla salma kafes gibi yapıp farklı renkte, türde yavrular almak için bir girişimde bulunabilirim. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Unutmadan tekrar hatırlatmak istiyorum. Tamamen ücretsiz olan kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.